Adın soyadın? Elmas Mercan. Herhangi bir rahatsızlığın var mı Elmas? Bunların hepsi teferruat. İyiyim ben. Mahkumun infazı için hiçbir tıbbi engel bulunmamaktadır. Alın. Bizi nasıl almazsınız içeri? Böyle bir şey yapmaya hakkınız yok. Kocama veda bile edemeyecek miyim ben? Olmaz dedim ya hanımefendi. Kimseyi almıyoruz içeri. Emirler böyle. Ne demek emirler böyle? Ne demek kimseyi almayız içeri? Hadi kardeşim hadi. İşimiz gücümüz var. Daha adam asacağız. Hadi işinize. Senin o adam dediğin benim kocam lan! Hayvan! Bırak beni! Hayvan! Allah'ım ben sakin. Versin. Bırak yavaş beni! Yavaş! Bırak! Sakin ol. Bırak! Hayvan! Yapma. Gireceğim. Yapma. Alin. Gireceğim. Alin gel buraya. Aç lan şu kapıyı. Olmaz bey amca. Kesin talimat var. Hadi gidin. Bak. Avukatının da yakınlarının da Elmas'ı görmeye hakları var. Kanunda kitapta var bu. Aç şu kapıyı diyorum sana. Bak seni sürdürürüm diyorum. Aç şu kapıyı. Müsaadenizle mahkumla yalnız kalmam gerek. Lütfen kelepçeleri çıkarır mısınız? Dini telkinde bulunmaya geldim oğlum. Kelime-i şehadet getirmek ister misin? Evet. Allah affetsin evladım.
Allah hakkı için eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ne işiniz var sizin burada? Asıl sizin de işiniz var burada. Yetmedi mi yaptıklarınız? İnfaza gireceğiz. Evladımı son bir kez göreceğim. Giremezsiniz, izniniz yok. Senin bunları yapmaya iznin yok asıl. Sen o beyefendine söyle. Bu elmasın yasal hakkı. Bu mahkumun hakkı. İnfazın yapılacağı yere götürün çabuk bizi. Götürün dedim! Avluya. Çıkalım. Arkadaşını uğurlamaya gitmeyecek misin Ramazan? Senin ne işin var lan burada iblis? Arkadaşının öldüğünü, boynunun kırıldığını görmek istemiyor musun? Öldüreceğim seni. Yarım kalan işimi tamamlayacağım. Seni öldüreceğim. Celladın olacağım senin. Sen benim babamı öldürdün. Şimdi de kardeşinin ölümünü izleyeceksin. Götürün bunu. Götürün de görsün. Götürün seni. Gelin buraya. Götürün şunu. Geberteceğim seni. Gel şu. Aşık oldum. Elmas!
hem de çok aşık oldum. Hayat bize mutlu olma şansı vermedi öyle. Sadece seni seveceğim. Ne olur affet beni. Sen affet beni Ali. Seni mutlu edemediğim için affet. Yanında olamadığım için affet. Seni yalnız bıraktığım için affet. Git. Ali'n git. Beni böyle hatırlama. Ne olursa olsun sen benim kocamsın. Sen benim şerefli, onurlu kocamsın. Yanında olacağım. Yalvarırım, benden gitmemi isteme. Gidemem. Başını dik tut. Senin kocan şerefsizlik yapmadı. Senin kocan namerde boyun eğmedi. Dik dur. Korkma. Ben korkmuyorum. Onurumla geldim. Onurumla gidiyorum. Elmas. Ben seni çok seviyorum. Sen benim her şeyimsin. Sen benim nefesimsin. Yeter! Getirin şunu! Elmas, sen benim nefesimsin. Kardeşleriyiz. Kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Ramazan abi. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Elmas. Elmas kardeşim. Elmas. Elmas kardeşim.
herkes duysun. Yine biz kazanacağız. Herkes duysun lan. Sonunda yine biz kazanacağız. Sonunda yine biz kazanacağız Elmas. Korkma kardeşim. Korkma kardeşim. Biz de yanına geleceğiz. Sonunda yine biz kazanacağız. Sonunda yine biz kazanacağız. Biz de yanına geleceğiz. Korkma. Korkmuyorum abi. Korkmuyorum. Allah'a emanet olun. Söyledim kardeşim. He? Söyle Arif. Ali bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Gidin buradan. Kardeşim. Elmas. Elmas. Kardeşimi ben gömeyim. Bırakın kardeşimi ben gömeyim. Sus sarıçına. Elmas. Kardeşim. Elmas. Kardeşim. Allah belanı versin. Ne biçim insansın sen? Avukat hanım. İnsanlık gösterdiğime şükret. Elmas. Bırakın lan! Kardeşim! Tutun! Tutun! Kardeşim! Elmas! Kardeşim! Elmas! Ne yapıyorsunuz lan kardeşimize? Atı çekeceğim, ne olur. Bırakın lan. Bırakın lan Ramazan abiyi. Bırakın lan. Allah'ınızdan korkun. Seni asacağım.
Elması astığın yere ben de seni asacağım. Oğlundan sonra kardeşin de öldü. Şimdi sıra sende. Buna asılıncaya kadar işkence edeceksiniz. Ölürse de mühim değil. Bir bahane bulursunuz. Bırakın lan! Yıldırım bu işlerde üstattır. Diş çeker, tırnak çeker, elektrik verir. Sizce de bütün bunları hak etmiyor mu başsavcı? Kesinlikle beyefendi. Hepinizi öldüreceğim lan sana! Hepinizi öldüreceğim lan! Susun lan! Sus! Hepinizi öldüreceğim. Neyine geldin? Öldüreceğim lan hepinizi! Sen de aramızdan göndereyim mi seni de kardeşinin yanına? Ne yapıyorsunuz lan Ramazan'a? Yeter! Bırakın onu! Susun lan! Sus! Öldüreceğim. Sus! Adam mısınız lan siz? Şerefsiz b**ler! Sus lan! Sus! Sus! Ter! Ramazan! Öldün mü lan? Öldü herhalde. Kıpırdamıyor. Ramazan! Bir ses ver kurban olan! Konuşsana köpek! Bakın, gebersin burada. Aç! Ramazan! Ses ver! Ramazan! Ölmek değil mesele. Ölmekten korkma oğlum. Ölmekten kork. Korkmuyorum oğlum. Hiç korkmuyorum. Hakim geldi. Burada sizinle kalacak. Sağ ol. Allah kurtarsın kardeşim. Adın ne senin? Deniz. Ben de Nevzat. Gel bakalım Deniz. Senin yerin burası. Merhaba arkadaşlar. Tatar Ramazan mı okuyorsun? Bir arkadaşım hediye etti, daha okuyamadım. Müthiş bir hikayedir. Kerim de çok iyi yazdı bu hikayeyi. Gerçekten yaşamış mı Tatar Ramazan? Yaşamış tabii. Burası da en son yattığı hapishane. Gelsene şöyle. Burası kardeşi, en yakın arkadaşı Elmas'ın idam edildiği hapishane. Ben bunların hiçbirini bilmiyordum. Bir roman kahramanı falan sanıyordum. Sinan gel, Deniz'e de bir çay getir. Sağ ol abi. Burası Ramazan'ın en büyük düşmanının onu köşeye sıkıştırdığı yer. Burası hikayenin sona erdiği yer. Burada mı ölmüş Tatar Ramazan? Ölmüş mü? Ne
Elmas. Elmas canım kardeşim. Sonunda bir iş başardınız. Sağ olun efendim. Cesedi sahiplerine teslim ettiniz mi? Hayır efendim, hala dışarıda bekliyorlar. Bu konuda sizlerin emirlerine göre hareket edeceğim. İster bekletelim, günlerce çürüsün dışarıda. İsterseniz verelim, götürüp gömsünler. Teslim edin, götürüp gömsünler. Kurtulalım şu elmasının eşinden. Başlayın efendim. Neden hala bekletiyorlar bizi? Yeter artık, versinler elması. Yeter versinler, gidip en azından huzurla uyuyacağı yere gömelim onu. Kızım, bu şerefsizler, bu kansızlar bizi böyle yıkılmış görmesin. Dimdik ayakta durmamız gerek. Ne işin var senin burada? Neden buradasın sen? Ha? Sakin ol kızım. Bu kumpasın arkasında o var çünkü. Elmas'ın ifazını o hızlandırdı. Şimdi Ramazan'ı astırmak için uğraşıyor. Katil. Katil, ne istedin bizden? Ne istedin? Ben olmasaydım da asılacaktı. Kendini kandırma halin. Yeter, bırak! Bırakın! Yeter kadın! Çekil o ellerini! Dokunma ona. Naaşınızı alıp defolup gidin cezaevinden. Emir, bu saatten sonra huzurlu uyum Emir. Emir, intikamımı alacağım senden! Müdür bey gelsin hele bir. O verecek hakkınızdaki kararı. Bırakın kardeşimizle vedalaşalım. Ondan sonra ne yapacaksınız yaparsınız. Ramazan'ın da buradan tabutla çıkacağı günü sabırsızlıkla bekliyorum. Soysuz köpekler! Başlar! 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 Bu aptallar da mı teslim oldular? Bunları da Ramazan'ın yanına götürün. Madem ayrılamıyorlar, birlikte ölüme gitsinler. Alalım içeri. Kızlara bu ne yapıyorsunuz? Bırakın lan! Bırak! Kardeş! Siz neden kendinizi yaktınız arkadaşlar ya? Ertuğrul abi. Zaten bir daha böyle bir şey deme abi. Abi niye geldiniz buraya, teslim oldunuz deme. Elmas gitti abi. Ramazan abi içeride ölümü bekliyor.
Bırak biz de onunla birlikte öleyiz ya. Yeter! Kesinlikle maaşı. Bırakın lan bizi. Bırakın lan! Sizde hiç vicdan yok mu? Sizde hiç insaf yok mu? Bırakın da son kez kardeşimizle vedalaşalım lan! Siz tabuttaki kardeşimiz Elmas'tan, parmaklıklar arkasındaki Ramazan'dan, elleri kelepçeli bizlerden korkuyorsunuz! Siz ölmeye mahkumsunuz! Ömer, sen hiç mi vakit doğru yerde bulunmayı öğrenemedin? Yürüdüğün yol bak seni nereye getirdi? Şimdi sen de tutuklusun. Muhtemelen sen de asılacaksın. Senin gibi kansızlarla aynı safta nefes almaktansa ölmeyi tercih ederim. Kes! Götürün şu pislikleri! İşte böyle Deniz. Bazen kader dünyayı karalara boyar. Bazen öyle bir gün gelir ki kurtulamayacağım zannedersin o karanlığın içinden. Yollar bitti sanırsın. Tatar Ramazan'la arkadaşları da öyle sanmışlar. Bir daha gün doğmayacak bize demişler. Sonra ne olmuş abi? Elmas'ın güzel eşi kara topraklara teslim etmiş canı kadar sevdiği kocası. Ben seni çok sevdim Elmas. İçimdeki her şey akıp bu toprakta kaybolup gidiyor. Sanki seni değil, güneşi koydular bu toprağın altına. Sana söz veriyorum canım kardeşim. Emir'in seni astığı yerde ben de onu asacağım. Söz veriyorum kardeşim. Ya beni İsrail, ezkuru ni'metiyelleti en'amtu aleykum ve enni faddaltukum alel alemin. Fettequ yevmen la tecizi nefsun an nefsin şey'en. ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا Peki abi hepsi hapishanede. Tatar Ramazan da hücrede. Nasıl almışlar Elmas'ın intikamını? Hapishane zamanın merhametsizleştiği yerdir. Yaraları kapatacağına kanatır da kanatır. Ama Ramazan gibi adamların kanı aktıkça düşmanlarını boğar. Unutma, zalimler döktükleri kanda boğulurlar. Aç. Çıkarın şunu. Senin şu avukat denen kadın memleketteki bütün adli mercilere başvurmuş. Yok insanlık suçu işliyormuşuz, yok seni münferitte fazla bekletmekle işkence yapıyormuşuz falan. Neyse. Seni şimdi koğuşa gönderiyoruz. İdamına 3-4 gün var. Git de orada biraz edebinle ölümü bekle. Nasılsın kardeş? Sana ne lan? Sana ne? Aman biz seni aramıza bir alacağız ya. Sus lan! Sus! Aa! Ay! Dur şunu!
Getirin! Bakma lan öyle. Ne bakıyorsun lan? Çeksene lan gözlerini! Çek gözlerini gözlerimden! Çek! Getirin şunu! Ramazan abi geliyor! Alın Ramazan abinizi. Ne yapacaksanız yapın. Kapat. Ramazan abi, bir su getireyim mi? Aç mısın? Tayın bulgur bir şey getireyim mi? Sağlığın nasıl? Bana buraları yakacak bir şey bul. Bana buraları yakacak bir şey bulun. Elmas. Gün intikam günü. Gün senin yanına geleceğim gün. Önce Emir ölecek. Sonra da ben senin yanına geleceğim. Kurtar bizi başefendi, yanıyoruz. Çekil lan, çekil! Çekil! Allah beni alın lan, kurtar! Lan, başefendi! Ben sana demedim mi lan, seni kucağımıza oturtturacağız diye! Efendiden razı olsun. Şimdi ben bunlarla hanımın istediği kanepeyi de alırım. Gözlüğü de değiştiririm, öyle yuvarlak çirkin zaten. Her şeyi yaparım. Bizi Emir'e götüreceksin. Olmaz. Bizi Emir'e götüreceksin. Onu elması astırdığı yerde asacağım. Sonra öleceksin. Yapamam.
Ramazan. Ramazan! Bizim Ramazan hapishane müdürünün boynunu kırmak üzereymiş. Adam yalvarıyormuş yapma diye. Elması astırırken, Tatar Ramazan'ı dövdürürken iyiydi. Şerefsiz. Sonra ne olmuş abi? Ne olacak? Müdür kabul etmiş Ramazan Emre'ye götürmeyi. İsterse etmesin. Peki abi bu kadar gardiyan, bu kadar jandarma nasıl çıkabilmişler hapishaneden? Deniz, er kişi bir işi yapmak için yemin ettiyse ya ölür ya da o işi tamamını erdirir. Şimdiki gibi bozulmak için edilmezmiş o zaman yeminler. Bütün gardiyanları evine götürün. Senin arabanla gideceğiz. En ufak hatanda gırtlağını keserim. Nöbetçilerin yanından geçerken bir şey fark ettirmeyeceksin. Emir Kuzeyman'ı alıp geleceğiz. Beyefendi, sizi görmek isteyen birisi var. Kimmiş? Benim. Alin. Seninle konuşmak istediğim bazı şeyler var. Ama yalnız. Ne diyeceksin? Yine bağırıp çağıracak mısın? Elması sen öldürdün mü diyeceksin? Hayır. Seni öldüreceğim. İyi nöbetler. Asayiş Berkemal mi? Berkemal müdürüm. Bir şey mi oldu müdür bey? Yok. İyi akşamlar. Alin, tetiği çeksene. Hadi ama! Yaklaşma bana. Ramazan mı gönderdi seni? Artık işlerini kadınlara mı yaptırıyor? Uzak dur benden. Yoksa kendin mi karar verdin? Kocamın intikamını alacağım diye yeminler mi ettin ha? Hani sen hiçbirini öldürdün mü? Madem buraya kadar kendi ayağınla geldin, seni biraz misafir edelim. Nasıl insandır bu ya? Elması öldürttüğü yetmediği gibi karısına mı göz koymuş herif? Bazıları ahlaksızlık üzerine kurar tüm mesnedini. Oradan beslenir. Damarlarından arsızlık, hayasızlık akar bunların. Ve bu adamlar her devirde, her zamanda yaşar. Şimdi ne olacak? Sen de kimsin lan? Ölmek için ne güzel bir gece, değil mi?
Hesap vereceksin. Sizler kimsiniz lan? Kansız sana zarar vermedi değil mi? Hadi gidelim. Buraya kadar. Bu kan imparatorluğuna son bir kez bak bakalım. Abi. Halin yenge yukarıya hapsetmiş. Sen Halin'i sahipsiz mi sandın lan? Seni burada değil, Elmas'ı öldürttüğün yerde. Onu asırdığın dar ağacına asacağım. Yürü! Yakın lan burayı! O kudretli, yenilmez gibi görülen emiri yerlerde paçavra etmiş Ramazan. Kim ki mazlumları hor görür, onlara zulmederse onun kudreti kendi mezar olur. Gördü demek o emiri denen dünyanın kaç bıçak olduğunu. Yalnız abi ben Tatar Ramazan yerinde olsaydım dayanamazdım herhalde. Oracıkta bitirirdim adamın işini. Ya o emir namussuzu kaçarsa? Ya da bizimkiler cezaevine ulaşamadan önlerine bir engel çıkarsa, yakalanırlarsa? Ramazan, kardeşi Elmas öldüğü gün yemin etmişti. Bu emiri de dar ağacında sallandırmak için. Neden? Çünkü bu bir intikam meselesi değildi yalnızca. Ramazan emirin bir köşede sessiz sedasız can vermesini istemiyordu. Onun ölümü ibret-i alem olsun istiyordu. Hiç kimsenin adaletten kaçamayacağını herkes görsün istiyordu. Ramazan'ın uğruna savaştığı her değerin simgesi olacaktı emirin ölümü. Önce mahkemesini kuracak, sonra da cezasını kesecekti. Bu kişisel bir hesap değil Deniz. Tatar Ramazan bugüne kadar ne yaptıysa adalet için yaptı. Bu hikayeyi boşuna dinliyor olma sakın. Tatar Ramazan demek, adalet demek. Halin! Hadi sen Ebru'nun yanına, hadi. Gir bakalım. Gir. Tatar Ramazan, bir yola baş koyup hiç vazgeçmeden hayat boyunca dimdik yürümek demek. Tatar Ramazan, arkadaşlık, kardeşlik, adanmışlık demektir. Bu dünyada en önemli olan şey... Sevgi değil de nedir? Nedir, nedir? Hı? Sevgi. Sevgi, sevgi. Ama sen ne yaptın Abdullah Efendi? Bize kinle, nefretle yaklaştın. Halbuki öpüşsek, koklaşsak bunlar olur muydu hiç? Hı? Ne diyorsun lan sen? Bana küfür mü ediyorsun? Hem de analı bacılı. Hem de eşikli beşikli. Lan, Akseli, Hamdi, Rıza, ben bunları bir tur daha da bekliyorum. Sana sevgiyi öğreteceğim. Benden kaçama. Çok mübarek bir şans oldun çavuş. İnsan hayretler içerisinde kalıyor. Sağ ol Akseli. İyi bir insan olmaya gayret ediyorum. Sen niye mahkumlara böyle kötü davranıyorsun lan? Biz insan değil miyiz? Mahkumlar insan değil mi? Git ondan bundan rüşvet al. Müdür denen bilmemlerimin kurma koluyla birlik olup fakirin, fukaranın kanını yem. Hesabı sorulmaz mı sendin?
Laflara bak ya. Allah'ım sen bana sabır. İyice Tatar Ramazan'a bağladın lan kendini. Çavuş bile imana geldi ya. Bak ne güzel. Sevgi böcekleri olduk. Abi. Bir şey diyeceğim ben. Bu gece buradan çıkamayacağız değil mi? Ne biçim konuşuyorsun lan? Öleceğiz değil mi? Ağzından yel alsın Recep, böyle konuşma. Öbür dünyada gelin beni bulun lan. Bir başıma bırakmayın. Ben sizin yanınıza gelmeden önce çok yalnızdım. Müdür bey, niye geri geldiniz? Bir sorun yok inşallah. Yok, ters bir durum yok. Evrak unuttum, ona geldim. Bir şey yok yani. Buyurun müdür bey, iyi akşamlar. İyi nöbetler. Ebru, hemen gitmemiz lazım. Ne oldu? Nereye gidiyoruz? Ramazan abi, Emir'i aldı, cezaevine götürdü. Orada asacakmış onu. Hemen gitmemiz lazım, hadi. Ne diyorsun Ali? Hadi, hadi hemen gitmemiz lazım Ebru, lütfen. Ertuğrul abiye haber vereyim. Bunu Müferide atın. Bunu da makam odasına götürün, geleceğim. Neyi bekleyeceğim? Mahkemen görülecek. Sonra hükmün verilecek. Sonra da idam edileceksin. Bundan sonra savcın da, yargıcın da, celladın da benim. Yapamazsın. Bakalım Ramazan seni de asacak mı? Asmasın da beslesin. Şunun sıfatıya bak. Ramazan gel. Daha nasıl yardımcı olabilirim size? Söyleyin. Başsavcı yara gelsin. Beyefendi burada. Üçümüzün konuşması gereken çok önemli bir mevzu vardı. Ara. Savcım nasılsınız? Hoş geldiniz. Sen kimsin? Bakımlardan biri değil misin sen? Ne işin var senin burada? Vallahi üzerinize afiyet. Tatar Ramazan önderliğinde bu cezaevini ele geçirmiş bulunuyoruz. Bizim için de büyük. Vatana, millete hayırlı uğurlu olsun. Hop hop hop. Ne yapıyorsun sen? Fatih Bey. İzninizle Müferide kadar size benle Aksel'i teşvik edecek. Tatar Bey orada bekliyor. Ne
Emir Kuzeyvan! Elmas'ın idam edildiği saatte sen de idam edileceksin. Bu işten kurtuluşunuz yok. Hepiniz öleceksiniz. Biz ölümden korkmuyoruz lan! Gece sabaha vardığı zaman herkes gerçekleri öğrenecek. Emir Kuzeyman suçludur. Babası gibi suçludur. Eğer mahkemeler onlara gereken cezayı vermediyse şimdi biz cezalandıracağız. Emir Kuzeyman idam edileceksin. Bize hesabını ödedikten sonra bir de Allah'a hesap vereceksin. Bence kork. Hem de çok kork. Vay arkadaş. Tatar Ramazan'a bak. Bu devirde böyle delikanlı kaldı mı lan? Adamın aslı be. Elmas'ın intikamı alınmış, adalet yerini bulmuş yani he abi. Keşke o kadar kolay olsa Deniz. Acı çekmeden, bedel ödemeden, feragat etmeden kim kahraman olmuş? Bu yolun ıssız dehlizlerine, hücrelerine ne zaman karanlık, ne zaman umutsuzluk çökeceği belli olmaz. Sen bu hikaye bitti zannederken emir şeytanı yeni numaralar yapmaya başlamıştı bile. Arkadaşlar vakit tamam. Bütün koğuşlara, bütün mahkumlara haber verin. Bu devletin kanını emenlerin sonunu herkes görecek. Bizler bu gecenin sonunda belki de öleceğiz. Kalanlar tanıdık tanımadık herkese bu geceyi anlatsın. Muzaffer, git bütün koğuşlara haber ver hadi. Tamam abi. Tarif, Recep. Sizler Müferide, Emir'i, Dilaver'i, başsavcıyı avluya çıkaracağız. Hadi. Tamam abi. Çavuş, sen jandarmaları kontrol altına al. Kimsenin canını kastetmeyin. Sümme aşağı. Ben artık iyi bir adamım Ramazan. Ali, sen de başlarında. Ömer, Amo. Sizler B kapısındaki jandarmaları kontrol edin. Bertaraf edin, hadi. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Lan sen de kimsin? Ne işin var burada? Emir, dışarı. Çabuk. Yürüyün çabuk, yardım çağırmamız lazım. Alo, jandarma komutanlığı mı?
Paşa Kapısı cezaevinde isyan çıktı. Tatar Ramazan cezaevini ele geçirdi. Çabuk buraya elinizde ne kadar adam varsa hepsini gönderin. Ben Emir Kuzeyman. Hemen diyorum, hemen! Hemen! Geçin! Geçin! Efendim, jandarma gelinceye kadar güvenli bir yere geçmeliyiz. Gel bakalım Ramazan. Gel! Nerede kaldı bu harifler Recep? Ramazan. Bu emir bir b**lık yapmış onunla ya. Yürüyün gidiyoruz. Akseli yürü. Arif. Recep. Arif. Arif. Kardeşim. Recep. Kardeşim. Recep. Arif. Recep, koçum. Kurban sana maç çekiyor seni. Arif. Bulacağım lan. İkinizi de bulacağım öte tarafta. Biz de geleceğiz yanınıza. Emir! Nerede şunlar? Aslında hepsi de bilseler bu yolun sonunun ölüm olduğunu, yine de gözyaşı dökmemişler düşmana inat. Tatar Ramazan bırakmamış değil mi o namussuzun peşini? Emir! Nerede şunlar? Emir! Neredesin Emir? Emir! Yine aldı baltasını. Aldı. Ya jandarma vaktinde gelmezse, ya bunlar çiğ çiğ yerlerse hepimizi. Kes sesini! Jandarma gelecek ve hepsini gebertecek. Ben de Ramazan'ın şah damarını keseceğim. Fare gibi saklanıyor musun lan burada? Seni buradan çıkarıp avlunun ortasında asacağım. Arkadaşlar, jandarma baskın yaptı. A kapısından girdiler. Yürü!
Tüm mahkumlar borçlarına geri dönsün. Emirlere itaat edin. Kan dökülsün istemiyoruz. Avluyu boşaltın. Arkadaşlar, Ramazan abiyi yalnız bırakmayacağız değil mi? Kenetlenin, geçit vermeyeceğiz. Hakkınızı helal edin lan. Helal be Çavuş, helal be. Minaşiradiyata helal be. Belki seni daha önce tanısaydım iyi bir insan olabilirdim. Ama ben çok günah işledim Ramazan. Affet beni. Süreyya yengeyi öldürdüm. Şimdi çok korkuyorum Ramazan. Korkma kardeşim. Kelime-i şehadet getir. Rabbine kavuşuyorsun, korkma. Ramazan, beni kötü bir adam olarak anma. Kötü bir adam olarak. Anma beni. Adamın ezeli düşmanı bile onun davası için canını verdi. Nevzat abi, sonra ne olmuş? Cezaevinin avlusu mahşer yeri gibiymiş. Tüm mahkumlar koğuşlarına geri dönsün. Emirlere itaat edin. Vakit geldi. Emir Kuzeyman bu gece infaz edilecek. Bu ve bunun gibiler yıllarca bu ülkenin kanını emdi. Kimse dur diyemedi. Eğer bugüne kadar adalet işlemediyse bu gece işleyecek. Tatar Ramazan, aklını başına topla, teslim ol.
yoksa seni vururum. Kimi vuracaksınız? Adam vuracaktınız da bugüne kadar neredeydiniz? Biz bu dava için her şeyimizi, ailemizi, canımızı, kanımızı verdik. Geri dönmeyiz, vazgeçmeyiz. Hikaye burada bitmeyecek. Yıllarca devam edecek. Dinlemeyin onu komutan. Vurun. Kurtarın bizi. Ateş edin. Eğer tek bir el ateş edecek olursanız bunların üçü de ölür. Komutan. Konuşma sen. Yıllarca soysuzları koğuş ağası diye başlarına diktin. Kumar oynattırdın. Haraç toplattın. Kara borsacılık yaptın. Yıllarca mahkumun kanını emdin. Seninle cezan verilecek. Yeter artık yeter. Şimdi vereceğim vur emrini. Kime kılıç tutuyorsunuz siz? Nişan al. Arkadaşlar, dağılın yoksa... Yoksa ne? Bütün bu masumları öldürecek misin? Hak için! Adalet için! Elmas için! Ölmüş mü Tatar Ramazan? Arkadaşlarına ne olmuş? Ömer'e, Hamo'ya, Ali'ye? Hikayenin bundan sonrasını kimse tam olarak bilmiyor. Bir rivayete göre o gün oradan kimse sağ çıkamamış. Thank you.
Durun, ateş etmeyin! Durun, ateş etmeyin! Derler ki, arkadaşları Ramazan'ı kurtarmak için o gün kendilerini feda etmişler. Canları pahasına o cehennemden çekip çıkarmışlar Ramazan'ı. Benim adım Tatar Ramazan! Arkadaşlar, Ramazan abi burada! Oğlum, burada! Ramazan abi! Açılın Ramazan'ı! Açılın Ramazan'ı! Ama benim çok inanmayı istediğim bir sonu daha var bu hikayenin. Sana onu da anlatayım. Benim adım Tatar Ramazan. Arkadaşlar, bu yapılanlar biraz da sizin için. Hakkınızı arayın. Adalet için hesap sorun. Her söyleneni kabul edip boyun eğmeyin. Çünkü eğer istersek biz bu oyunu bozarız. Öldürelim mi? Masum insanlar da vursun istiyorsun be adam. Peki abi, sonra ne yapmış Ramazan ve yoldaşları? Ramazan ve yoldaşları yıllarca hak için, adalet için savaşmaya devam etmişler. Gözyaşı dökeceksin düşmanlara göstermeden. Ter damla damla, kan avuç avuç. Dola kardeşim demir parmaklıkları. Mehtapları ağlatan yanık türküler çığır. Bil ki sevdiklerine mevsimlerce hasret kalacaksın. Zaman mı aşınır yoksa insan mı? Ama unutma. Paslanmayan zincir, kırılmayan demir kapı yoktur. İnşallah doğru olanı budur abi. Onu kimse bilemez. Efsaneler böyledir Deniz işte. Nesilden nesile, dilden dile aktarılır. Her nesilde, her dilde başka bir ruha bürünür. Hepsinin sonu farklıdır. Ama hepsi aynı şeyi içermelidir. Zulmün ve baskının olmadığı bir dünya. İnsanlar için adalet, herkes için özgürlük. Hocam! Allah rahatlık versin arkadaşlar. Sağ ol abi. Thank you.
yeter Ramazan. Biz kazanacağız. Efsaneler ölmez, sonsuzlukta yankılanır, ebediyen.